Vize ve finalde çıkabilecek sorular 21. Bu videomuzda Kalkülüs 2 dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek bir soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Fx, yz, x kare artı 2y kare eksi 3z kare fonksiyonunun a1,1,1 noktasında u, i artı j artı k vektörü doğrultusundaki türevini bulunuz. Yönlü türev hesaplama sorusu. İngilizcesi directional derivative. Directional derivative. Bize bir fonksiyonun bir yön boyunca, yön vektörü boyunca türevi soruluyor. Bunun formülü şudur. Bu noktadaki gradyan vektörü ile gradyan f ile bu noktadaki 1,1,1 noktasındaki gradyan f ile bu u vektörünün birim vektör haline getirilmiş hali, u'nun kendi uzunluğuna bölünmüş hali, nin dot product'ı yani iç çarpımı bize yönlü türevi verir. Yönlü türevi verir. Yani bir yön boyunca türevi bulmamızı sağlar. Bu nedenle bu şekilde bir soruyla karşılaştığımızda birinci adım gradyan f'i bulmalıyız. Gradyan f'in x'e göre türevi, virgül f'in y'ye göre türevi, virgül f'in z'ye göre türevidir. F'in x'e göre türevini alırsak diğer bütün harfler sabit sayı olacak. 2x. Bunların türevleri 0. F'in y'ye göre türevini alırsak x kare ve eksi 3 z karenin türevleri 0. Buranın türevi 4y. F'in z'ye göre türevini alırsak bunun ve bunun türevleri 0. Buranın türevi eksi 6z. Ardından gradyan f'te hangi noktada türevi hesaplayacaksak o noktayı koyuyoruz. 1, 1, 1. 2, 4, eksi 6 sonucunu buluruz. Burada ortaya çıkan vektör ile buradaki u vektörünün birim vektörü, u vektörünü koordinatsal olarak yazacak olursak, i'nin katsayısı x koordinatını, j'nin katsayısı y koordinatını, k'nın katsayısı o da z koordinatını söyler. U vektörümüz burada 1, 1, 1'dir. Bunun kendi uzunluğuna bölümü, onu birim vektör yapacaktır. Bunun kendi uzunluğu, karekök içinde bu koordinatların toplamıdır. Şurada yapalım onu da. Kök içinde 1'in karesi artı 1'in karesi artı 1'in karesidir. Yani kök3 olarak koordinatların uzunluğunu buluruz. Bütün koordinatları bu uzunluğa bölersek kök3'e 1 bölü kök3, 1 bölü kök3, 1 bölü kök3 olarak bu vektörümüzü birim vektör haline getirmiş oluruz. Şimdi bu gradyan vektörüyle bu elde ettiğimiz birim vektörü çarptığımızda bu vektör boyuncaki yönlü türevi bulmuş oluruz. Bu doğrultudaki türevi bulmuş oluruz. Bunların iç çarpımını yapacağız ikinci adımda da. İki, dört, eksi altı çarpı bir bölü kök 3, bir bölü kök 3, bir bölü kök 3. İç çarpım her bir koordinat kendi koordinatı ile çarpılacak. Sonuçlar toplanacak. 2 ile 1 bölü kök 3'ü çarparsak 2 bölü kök 3. Artı 4 ile 1 bölü kök 3'ü çarparsak 4 bölü kök 3. Artı eksi 6 ile 1 bölü kök 3'ü çarparsak eksi 6 bölü kök 3. Bunları topladığımızda da sonucu 0 buluruz ki buradaki bu doğrultudaki türevin sonucu 0'dır. Yani bu doğrultuda hiçbir değişiklik ortaya koymuyor bizim
fonksiyonumuz. Buradaki türevin sonucunun sıfır çıkması, bu doğrultu, bu vektör yönünde fonksiyonumuzun herhangi bir değişiklik içinde bulunmadığını bize gösterir. Bu sorularda size bir çözüm konusunda bir yardımı olmaz ama ne yaptığımıza dair bir fikriniz olsun diye söyledim bu sonuncusunu. Yönlü türevin hesaplanılması, gradyan vektörü ile hangi yön boyunca ve türevi hesaplayacaksak onun birim vektörünün iç çarpımıyla elde ediliyor kısacası. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.